Merhaba arkadaşlar. Bugün benden çok uzun zamandır istediğiniz bir video çekeceğim. Saçlarım hakkında. Saçına neler kullanıyorsun, nasıl bu kadar hızlı uzadı gibi yorumlar alıyorum. Dedim ki artık bir saç bakım rutini çekeyim. Şu an şu sıralar neler yapıyorum. Daha doğrusu kestirdiğimden beri nasıl bu kadar çabuk uzattım. Yani şöyle göstereyim. Kestirdiğimde sanırım şöyleydi sanırım. Bayağı uzadı. Neler yaptığından bahsedeceğim. Aynı zamanda uygulamalar olarak göstereceğim. Şimdi yaklaşık bir ay yoktur. Belki 2-3 haftadır falan Urban Care şampuanını ve saç kremini kullanıyorum. Aynı zamanda Watsons'da bu kasa arkasında genelde oluyor bunlar. Saç maskesinden buldukça alıp kullanıyorum. Hatta içinde çok az kaldı. Şimdi süreceğim ve 5 dakika falan bekliyorsunuz yıkamadan önce. Kuru saçı uyguluyorsunuz. Şöyle Urban Care'in bu argan yağlı ve keratin içerikli şampuanı kullanmamın sebebi de ben bunu sıvı saç kremi diye geçiyor sanırım spray şeklinde. Çok önceden beri onu kullanıyorum. Çok da hoşuma gitti. Kokusu da hoşuma gidiyor. Sonra bu saç maskesini yaptım ve saçıma güzel geldiğini gördüm. Şampuan ve kremini de denemek istedim. Kolay kırılan ve yıpranmış saçlar için diyor zaten. Bu maske bayağı gidiyor. Yani 4-5 kullanımdan fazla gidiyordur belki. Şöyle diplerine ve her yerine. Selam Rom. Arkama yattı. Saçımlar yerine sürdüm. Şimdi bunu 5 dakika beklerken size şampuan ve saç kremini göstereyim. Onlar da şunlar arkadaşlar. Aynı zamanda veganlarmış eğer vegansanız. Ve paraben içermemesine gerçekten ben de dikkat ediyorum. Ben 5 dakika sonra saçımı bunlarla yıkayıp geleceğim. Sonra görüşelim. Artık saçımızı tarama zamanı geldi. Kolay tarama için sprey Dalen'in kullanıyorum şu an. Şu şekilde çok tatlı bir kutusu var. Badem özü ve pantenol içeriyor diyor. Bu arada o argan yağlı maskeden sonra zaten saçım çok kolay taranıyor. Ama ne olur ne olmaz bunu sürekli kullanıyorum. Yani kolay tarama spreyleri yine de sıkıyorum. Tarağımda eli doğrudan çıkanlar hep. Saçımı taramaya bu arada hep nemini yani aldıktan sonra, daha doğrusu işte bir 10-15 dakika havluyu saçımda tutuyorum. O çok fazla ıslak kalmasın diye. Hem böyle daha kolay taranıyor. Saçım tamamen tarandı. Gerçek boyda şu an şu şekilde. Tam şöyle göğsüme geliyor. Bayağı uzadı yani. Saçım boya mı diye soranlar var. Şöyle bir şey var, boya değil fakat maalesef kendi kendime açıcı yapmıştım. Bayram vlogunu izlerseniz görürsünüz. Elletmeyeceğim, o kendi kendine gitsin. Aksın gitsin. Sonra gerçekten kuaföre gidip aralara aydınlık attıracağım. Belki bahardan mı olur bilmiyorum yani ne zaman da düzelir saçım. Çünkü boya atmak istemiyorum yani boya akacak gene. Şimdi sırada geldi. Saçıma ne yağ kullanıyorum? Birden fazla yağım var. Yani bunları açıkçası canım hangisini isterse kullanıyorum. Ya da mesela o gün sürüyorum. Akşamına veya ertesi güne başkasını sürüyorum. Şu Elsevin Dream Long Serum. Bu pürüzsüzleştirici serum diye geçiyor. Elektriklenen saçlar için bunu özellikle almıştım. Bunu gerçekten özellikle kışın kazaklardan falan, şey, yünlü şeylerden çok fazla elektriklendi saçınız. Sürerseniz gerçekten işe yarıyor. Test ettim. Yazın çok fazla ihtiyacım olmuyor. Dediğim gibi kışın daha çok oluyor. Bir tane Elidor'un saç bakım yağı var. Avokado, üzüm çekirdeği yağı. Çok güzel kokuyor bu arada. Hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Ulaşabilirsiniz. Genelde bunu akşamına biraz kuruduktan sonra veya ertesi gün kullanıyorum. Gratis'ten yeni aldığım şu keratin saç bakım yağı var. Bu da çok güzel düzleştiriyor bu arada saçı. Sadece bunu sürüp kendi kendine kurutmayı bıraktığımda saçım düz kalıyor. Az kaldı mesela. Bundan yine süreceğim. Mix Up'ın sanırım markası. Magic Butter diye geçiyor. İçinde 12 tane yağın karışımı var yani. 2 tane. 12 tane yağ var içinde. Ama hiç gerek yok bunlar hani bu kadar karışık şey kullanmayayım derseniz sadece Hindistan cevizi yağı da sürebilirsiniz. Saçınızı yumuşacık yapar ve çok güzel bir kokusu var biliyorsunuz. İçinde mesela argan var. Aloe vera varmış. İşte yeşil çay. Yine Hindistan cevizi var. Zeytinyağı var. Tarçın yağı var. Saçı korumaya, kırılmaya ve daha canlı güçlü görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda güneş ışınlarından koruyor bu arkadaşlar. Bu da şöyle, saç diplerime sürüyordum çünkü sürülebilir yazıyor ama ben mi çok fazla sürdüm bilmiyorum. Saç dibime sürünce böyle bayağı yağlı, sanki kaç gündür yıkamıyorum da saçıma yağ dökmüşüm gibi duruyor. O yüzden artık saç uçlarına sürüyorum bunda. Bir diğer saç maskesinden bahsedeceğim. Bunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Çok fazla bir ara popülerdi. Ben de arkadaşımdan duyup almıştım. Yani bunun etkisi var mı bilmiyorum. Bayağı da kullandım aslında ama yani yanında çok fazla şey de kullandığım için sadece bu saçımı uzattı diyemem tabii ki. Ama denemek isterseniz neden olmasın. Aynı zamanda eğer benim gibi saçınız çok dökülmeye başladıysa, çok kırılmaya başladıysa takviye almayı düşünebilirsiniz ama sizinle de doktora falan danışmadan böyle şeyler kullanmayın. Vücudunuzda
zaten vardır, fazlasıyla alırsınız ve bu sizi daha da kötü etkiler, karaciğerinizi yorar yani. Kan tahlili yaptırın en azından, bir gidin sağlık ocağında falan konuşun, bilmiyorum. Keratin formula diye geçiyor. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? Hidrolize olmuş kolajen var, at kuyruğu ekstresi var, biyotin, çinko, L-arginin ve L-cytein. Cesini bilmiyorum ya. Gluten ve şeker içermiyor bunlar. 60 tane var yani 2 aylık gidiyor neredeyse. Eczaneden aldım ben bunu. Yani gidip sorabilirsiniz. Nutraxin markası sanırım. Aynen. Her sabah kahvaltıdan sonra bunu alıyorum arkadaşlar. Sadece biyotin de kullanabilirsiniz ama özellikle çinko falan sivilceleri diye geliyor ya. O yüzden böyle karışık bir şey almayı tercih ettim. Şimdi şu gratisten aldığım yağı süreceğim. Keratin yağı. Böyle küçük boy çok güzel saç yağları var. Kasada bulmuştum ben bunu. Gidip bakabilirsiniz. Birçok çeşidi vardı yani. Hani bu bittikçe değişik bir şey alırım. Kokusu da çok güzel. Bu arada bir daha saç kestirdiğime böyle kasım gibi sanırım. Birazcık kat attıracağım ki saçım daha uzun gözüksün diye. Yani kuaförle öyle konuştuk. Çünkü ben böyle uçlarından kırıkları aldırdıkça aslında saçım eski boyuna geri geliyor. Çok mantıklı. Yani enseden özellikle kestikçe ense boyu daha da kısalıyor görüyorsunuz. Ve saçın boyunu belirleyen de ense olduğu için burayı hiç elletmeyeceğiz ve böyle sanırım onun üstüne kat yapılacak. Tam olarak bilmiyorum. Belki onunla bloklarım. Şimdi dediğim sıvı saç bakım kremi de bu arkadaşlar, yine Urban Care'in. Ben bunu yıllardan beri kullanıyorum. Aynı zamanda güneş ışınlarından da koruyor. Kokusuna bayılıyorum şunun. Daha sonra ya kendim kurutuyorum ya da böyle kurumaya bırakıyorum. Genelde yazın tabii güneşin altına çıktığım için. Daha doğrusu yazın hiç kurutmuyorum. Ama kışın tabii ki üşüdüğüm için, hasta olmamak için sinüzitim de var. Saçımı kurutuyorum. Birazdan kuruturum zaten. Bir emsin diye bekleyeceğim önce. Saç bakımım bu kadardı arkadaşlar. Umarım az da olsa sorularınızı yanıt verebilmişimdir yani. Ben bu şekilde saçımı sağlıklı bir şekilde uzattığımı düşünüyorum en azından. Tabii ki biraz genetik faktörler de rol oynuyor burada ama bu ürünlerin hepsini deneyip kullandım. Gerçekten size o yüzden öneriyorum yani. Asla kullanmadığım bir şey önermem. Eğer sizin de önerileriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hala bana abone değilseniz lütfen abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.